10Bilim Akademi'den herkese merhaba. Bu videomuzun konusu eşeyli üreme. Eşeyli üreme konusuyla birlikte hücre bölünmeleri ve üreme ünitesini bitirmiş oluyoruz. Şimdi konuya geçelim. Eşeyli üreme nedir? Biz bir önceki videomuzda yani mayoz bölünme videosunda ne demiştik? Mayoz bölünmenin amacı üreme hücrelerini yani gametleri üretmekti. İşte üretilen bu gametlerin yani üreme hücrelerinin dönlenmesiyle gerçekleşen üreme şekline eşeyli üreme adını veriyoruz arkadaşlar. İki canlının üreme hücreleri birleşip dönlenme geçirdiği için de tür içi kalıtsal çeşitlilik vardır diyoruz. Kalıtsal çeşitliliğin olduğu yerde ne fazladır? Çevre koşullarına uyum fazladır. Eşeyli üremenin temeli mayoz bölünme ve döllenmedir diyoruz. Mayoz ve döllenme gördüğümüzde bu kesinlikle eşeyli üremeye aittir diyebiliriz. Hayvan ve bitkilerin çoğunda eşeyli üreme gözlenir. İlk olarak çiçekli bitkilerdeki eşeyli üremeye bakalım. Çiçekli bitkilerde eşeyli üremeye geçmeden önce hemen kenarda bulunan çiçek yapısına göz atmak istiyorum. Çünkü burada bulunan çiçek yapısındaki organlar ya da yapılar üremeyi anlayabilmemiz için önemli arkadaşlar. Öncelikle dişi organdan başlayalım. Dişi organ, dişicik tepesi ve dişicik borusundan oluşur. Şimdi dişicik tepesi şu gördüğünüz boru gibi yapının en üstünde bulunan yapıdır. Bunun ismi neymiş? Dişicik tepesi. Hemen altında az önce bahsettiğim şu boru yapısına da dişicik borusu adını veriyoruz. Bu iki yapı neyi oluşturuyormuş? Dişi organı. Yani bir çiçekte dişi organ nelerden oluşuyor? Dişicik tepesi ve hemen altındaki dişicik borusundan. Şimdi gelelim erkek organa. Erkek organda ise bir başçık, bir de sapçık olmak üzere yine iki tane yapı mevcut. Başçık şu gördüğümüz yapıya diyoruz. Hemen altındaki şu uzun yine boru gibi olan kısma ise sapçık adını veriyoruz. Bu ikisi de neyi oluşturuyormuş? Erkek organı. Tekrar edelim. Dişicik tepesi ve dişicik borusu dişi organı oluştururken başçık ve sapçık erkek organı oluşturdu. Bir de yumurtalıktan bahsetmiştik. Yumurtalığı da şu şekilde çizelim. Geriye kaldı taç yaprak ve çanak yapraklar. Çanak yapraklar hemen çiçeği böyle çanak gibi tutmaktan aklınıza gelsin. Altta bulunan yapılardır. Taç yapraklar ise taçın güzelliğinden ve ilgi çekiciliğinden aklınıza gelecek olursa çiçeğin süslü, ilgi çekici kısımlarına verilen isimdir. Evet, şekilde görüldüğü gibi bir çiçek yapısında başçık ve sapçık erkek organı, dişicik tepesi ve dişicik borusu dişi organı, taç yaprak süslü, ilgi çekici olan kısımları, çanak yaprak da çiçeği çanak gibi koruyan bir yapı olarak düşünebilirsiniz. Tabii ki çiçekli bitkilerde eşeyli üreme ve çiçek yapısı AYT konusu olduğu için daha fazla ayrıntısına girmiyorum. Şu anda bu kadarını bilmemiz yeterli. Ama ilerleyen konularda bunun daha da ayrıntısına gireceğiz. Gelelim yazı kısmına. Tohumlu bitkilerin üreme organı çiçektir. Biz de burada çiçeğin yapısını göstermiş olduk. Çiçekli bitkilerin gamet oluşturması yani üreme hücresi oluşturması sırasında öncelikle mayoz bölünme gerçekleşiyor ve bunu takip eden bir mitoz bölünme gerçekleşiyor. Ve bu sayede erkek organdan polen, dişi organdan da yumurta meydana gelecek. Peki bu polenler, yumurtalar ne işe yarayacak? Polenler öncelikle tozlaşma ile yumurtaya gelecek. Peki bu tozlaşma nasıl gerçekleşecek? Az önce bahsettiğim taç yapraklar sayesinde. Taç yapraklar çiçeğin renkli gözüken, ilgi çekici kısımları dolayısıyla tozlaşmaya yardımcı olacak. Tozlaşma gerçekleşti. Ardından tozlaşmadan sonra şimdi ayrıntısına girmediğim çift döllenme meydana gelecek ve tohum oluşacak. Bu tohum da uygun koşulları bulduğunda mitoz bölünme geçirerek çimlenecek ve yeni bitkiyi oluşturmuş olacak. Burada temel olarak bilmemiz gereken şey nedir? Bunun bir eşeyli üreme olduğu, hem erkek organdan bir gamet geldiği, hem dişi organdan bir gamet geldiği. Yani iki tane eşey var ve kalıtsal çeşitlilik var. Şimdi çiçekli bitkiler eşeyli ürerken görülen bazı sıralamalar var ve bu bazı sıralamalar sorularda karşımıza çıkar. İlk olarak üreme esnasında neyden bahsettik? Gamet oluşturmak. Demek ki bitkilerde eşeyli üreme sırasında ilk olarak ne gözleniyormuş? Gamet oluşumu. İkinci olarak polenler tozlaşma ile yumurtaya gelir dedik. İkinci gerçekleşen olayımız tozlaşma. Ardından tozlaşmadan sonra çift döllenme meydana gelecekti. Üçüncü olay döllenme. Döllenme ile birlikte tohum oluşacaktı. Hemen burada bahsettik. Dördüncü olay tohum oluşumu ve son olarak da yeni bir bitki oluşturur dedik. Sorularda TYT kısmında şu sıralama karşınıza çıkabilir.
bilginiz olsun. Geldik diğer bir kavrama, hermafroditizm kavramına. Eşeyli üreyen canlıda erkek üreme organı sperm ile dişi gamet yumurta aynı bireyde oluşabilir. İşte biz bu canlılara hermafrodit canlılar diyoruz. Bu üreme şekline ise hermafroditizm diyoruz. Hermafrodit canlılarda yukarıda bahsettiğim gibi sperm ve yumurta, yani dişi üreme organı ile erkek üreme organı aynı bireyde oluşabiliyor. Şimdi bu hermafrodit canlılara örnekler verelim. Mesela Planaria. Planaria hermafrodit bir canlıdır. Fakat nasıl dölleniyormuş bakalım. Hermafrodit canlıların bazıları kendi kendine döllenebilir. Yani uygun ortamı bulduğunda ürettiği sperm ve yumurtayı dölleyebilir. Bazı hermafrodit canlılar ise üreme hücrelerini aynı anda oluşturamaz. Yani sperm ve yumurta birlikte bulunuyorlar fakat aynı anda oluşmuyorlar. Dolayısıyla oluşturduğu spermi gidip başka bir yumurtada dölleyebilir. Dolayısıyla kendi kendini dölleyemez. Bu şekilde dölleyenlerde genetik çeşitlilik artmış olacak. Çünkü burada başka bir yumurtayı döllemesi söz konusu. Bunlara örnek olarak da halkalı solucanları ya da bazı bitkileri örnek verebiliriz. Eşeyli üreme ile ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Eşeyli üremede iki canlının üreme hücreleri birleşip dölleniyordu. Bu nedenle tür içi kalıtsal çeşitlilik vardı. Şimdi gelelim eşeyli ve eşeysiz üreminin ortak özelliklerine. Her ikisinde de birey sayısında artış gözlenir çünkü bir üreme çeşidi ve türün devamlılığı sağlanır. Geldik farklı özelliklerine. Eşeysiz üremede tek bir ata vardı. Tek bir ata olduğu için genetik çeşitlilik yoktu ve genetik çeşitlilik olmadığı için de değişen çevre koşullarına uyum azdı. Mitoz temelliydi ve bunda döllenme yoktu. Geldim eşeyli üremeye. İki tane eşey var. Dolayısıyla tür içi çeşitlilik var. Tür içi çeşitlilik olduğu için de değişen çevre koşullarına uyum fazladır ve temeli mayoz ve döllenmedir. O zaman mitoz görürsek eşeysiz üreme, mayoz ve döllenme görüyorsak da eşeyli üreme diyebiliriz. Evet, bu video ile birlikte 10. sınıfın ilk ünitesi olan hücre bölünmeleri ve üreme ünitesini bitirmiş olduk. 10. sınıf konularımız kalıtım ünitesi ile devam edecektir. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.